Bilmiyorum, tebrik ederim herhalde. Öyle bir şey olmaz ama hani olursa belki. Yani uzaydan önce dünyayı halletmemiz lazım. Bana öyle geliyor. Yani. Sanayide şahlanacağımızı da söyledi zaten. Umarım olur. Ay'a ilk adımını atan Türk vatandaşı da gerçekten çok önemli bir şahsiyet olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te Ay ile ilk temasın hedeflendiğini açıkladı. Aynı zamanda Erdoğan uzaya da bir Türk vatandaşın gönderileceğini duyurdu. Kayseri halkına bu konuyla alakalı düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te Ay ile ilk temasının kurulacağını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunu dün duydum. Yani Instagram'da karşıma çıkmıştı. Hatta isimler hakkında falan halkın görüşünü alıyorlardı. Yani bence güzel bir hareket, yapılabilir. Neden olmasın? Hatta geç bile kaldık diyebiliriz. Aslında Türkiye için önemli bir gelişme bence. Hem uzay alanında. Ya diğer ülkeler çoğu, yani bir adam Elon Musk bile şeye gönderdi uzaya. Yani biz niye göndermeyelim? Bence doğru bir karar. Aslında daha önceden yapsak daha güzel olurdu ama geç olsun güç olmasın diyelim. Ya açıkçası bana pek inandırıcı gelmiyor bunun Türkiye'nin bilimsel anlamda nasıl bir yol izlediğini düşünürsek. Sadece savunma ve askeri sanayisine yönelik çalışmalar yürüttüğümüz için tabii inandırıcı gelmiyor. O yüzden biraz siyasi cevap vermek istemedim. Ha, tabii yalnız SpaceX ile bir anlaşma yapılırsa muhtemel bir şey de olabilir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz Kayserili olarak. İnşallah başarıların devamını diliyoruz inşallah. Cumhurbaşkanı düşünüyorsa doğru düşünüyordur. Devletimiz için ne yapıyorsa doğrudur. Vallahi kendisini takdir ediyoruz. Belki de bunu 5 sene önce, 10 sene önce sorsaydınız hayal gibi gelirdi. Rüya gibi gelirdi. Kendisini takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Fakat bunu Amerika yapınca içimizdeki Amerikalılar çok seviniyorlar. Türkiye yapınca, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan yapınca alay ediyorlar. Bu da bizi üzüyor. Vallahi biraz zor o. İşte şu günümüzde, teknolojide biraz zor yani. Neden dersen kendi uydumuzu veya mekiğimizi yapamayacağımız belli bir şey. Ama ha şu olabilir, diğer ülkelerin, Amerika'nın veya Çin'in veya Rusya'nın, onların yardımıyla parasını biz verip de göndereceksek tamam, doğru, o şekilde oluyor yani. Ama direkt kendi mekiğimizi yapıp da kendi şeyimizi, bu imkansız yani. Tayyip Erdoğan ne yapıyorsa güzel yapıyordur. Allah diyelim başımızdan eksik etmesin. Başkalarına da muhtaç etmesin. Bizi Avrupa'ya muhtaç etmekten kurtardı ya, onu çok seviyorum. Bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Pek inandırıcı gelmiyor yani. Bu şekilde. Yani 2023'e yetişeceğini ben düşünmüyorum. Yani belki biraz daha geç olabilir. Neden? Çünkü ekonomik koşullardan dolayı. Şu pandemide bütün dünya ülkeleri olduğu gibi biz de biraz zarar gördük. Bu zararın 2023'e kadar aşılamayacağını düşünüyorum. O yüzden zor. Bence Türkiye bu arada bayağı bir ilerleme sarf etti. İnanıyoruz. İnşallah olur. Çok heyecan verici tabii. Olmasını isteriz hepimiz. Yalnız altyapıyı çok geliştirmek gerekiyor. Sanayide gelişmiş bir ülke olmak gerekiyor. Sanayide şahlanacağımızı da söyledi zaten. Umarım olur. Bu konu hakkında çok bir bilgim yok ama insanların geçim sıkıntıyla ilgili bilgilerim var. Ben daha çok bunlarla ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. İşte çiftçi, esnaf, işçi, herkes ağlıyor. Ben müzisyenim mesela. Türkiye'de 152 tane müzisyen intihar etmiş. 152. Yani bu 152 tane müzisyen Türkiye'de intihar ediyorsa neyi konuşacağız ki? Kültür Bakanlığı'nın düşünmesi lazım, Cumhurbaşkanlığı'nın düşünmesi lazım. Herkes birbirini düşünmesi lazım. Ya böyle şeyler, öncelik bu gerekiyor yani. Adam ekmek götüremiyor, elektrik ödeyemiyor. Yani uzaydan önce dünyayı halletmemiz lazım. Bana öyle geliyor ya. Ya ben bir Türk'ün astronot olarak çıkacağına inanmıyorum. Hani yurt dışında falan görüyoruz, çıkartıyorlar ama hani bir Türk de bana komik geliyor. Şu an güldüm zaten size konuşmadan önce de. Yani bana komik geliyor çünkü inanmıyorum. Çünkü bizim Türkiye'de öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani Türkiye'de o kadar kriz falan varken bir Türk'ün astronot olarak çıkacağına inanmıyorum. Eğer öyle bir şey de olursa yani bilmiyorum, tebrik ederim herhalde. Öyle bir şey olmaz ama hani olursa belki. Türkiye Cumhuriyeti'nin nerelere ve ileriye gitmeye yakın olduğunu,
ayla temas kurmasının büyük bir devrimin gerçekleştiğine inanıyorum. Yani yeniliklere açık bir Türkiye için. Umudumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2023'ü kazanması ve Türkiye'nin zenginleşmesi, hem madeni, hem maddi, hem manevi. Ay'a ilk adımını atan Türk vatandaşı da gerçekten çok önemli bir şahsiyet olması gerekiyor.